Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde internal storage'da cache dosyası oluşturmayı göreceğiz ve internal storage kavramını bugün için bitireceğiz. Öncelikli olarak şöyle resmimize bir göz atalım. Bir cache storage ne işe yarar? Cache storage'da biz geçici dosyalarımızı saklarız ve de uygulamamız uninstall edildiğinde buradaki dosyalarda yine normal bir internal storage'da olduğu gibi siliniyor. Ve de burada dikkat etmemiz gereken şey, cache alanı sınırlı bir alan olduğu için ihtiyacımız olmadığında bu dosyaların silme işlemini yapmamız gerekiyor. Zaten aksi takdirde eğer sistemimizde gerekli yer, yeterli yer kalmadığında direkt olarak bu cache dosyaları silinecek olarak işaretleniyor. Sadece Android'de değil, herhangi bir şey daha, bir işlemcide olsun veya farklı bir uygulamada olsun, onun cache için oluşturulan alanı genellikle nedir? Hep daha hızlı ama limitli olan alandır. Bu yüzden buradaki dosyalarımızın biz 1 MB'ı geçmemesini sağlayacağız. Dediğimiz gibi, eğer sistemde yeterli alan olmadığında buradaki cache'teki dosyalar ilk silinecek olarak işaretlenecek dosyalardır. Uygulamamızın etkinliği açısından gereklidir. Buraları biz hızlı çözümler için kullanabiliriz. Buraya dosyayı kullanıp atıp daha sonra kullandıktan sonra silmeyi de unutmayalım. Aksi takdirde sistem zaten bunu bizim için otomatik olarak yapacaktır. Cache storage'dan bahsederken iki kavram var burada. Yine bir internal storage ve external storage diye. Biz bugünkü derste sadece internal storage'ı gördük. External cache storage ise external'a geçtiğimizde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün dedik bunu göreceğiz. Buradaki dosyalara get, catch, dir, yani cache direction'a eriş gibi bir metodumuz var. Bu metot sayesinde biz internal storage'ın altında bulunan cache dizinine erişmiş olacağız ve daha sonra burada dosyamızı oluşturacağız. Normal bir internal storage'da get files dir metodumuz vardı. Burada da işte get cache dir metodunu kullanıyoruz. Bu dosyaya yazım ve dosyadan okuma işlemlerimiz ise birebir aynı. O yüzden çok kolay bir konu olacak bizim için. Daha önce yaptığımız şeylerin uygulamasını yapacağız. Şimdi uygulamaya bakarsanız şöyle internal storage demo diye bir buton vardı ve biz ne yapıyorduk? Bunun sayesinde buraya geliyorduk. Diyorum ki buraya bir buton daha koyalım ve cache ile ilgili aktiviteleri burada ele alalım. Bunun için Activity Main'e gidiyorum. Şuradaki butonu aynen kopyalıyorum. Ve de internal storage demo demiş. Cache storage diyelim buna. Buna da ne diyelim? Open cache storage demo activity desin. Böyle bir metot şu an için yok. Main activity'de bunu oluşturalım. Burada benim istediğim bir intent kullanarak farklı bir aktivitenin çalıştırılması. New intent diyoruz. Daha sonra context olarak bu sınıfı, yani main activity'yi gösteriyorum. Class olarak da daha önceden oluşturduğum cache storage demo nokta class'a gitsin. Daha sonra start activity deyip bu intent'i göndererek aktivitemizi başlatıyoruz. Bunu yaptıktan sonra manifest dosyasına bununla ilgili activity'yi belirtmeyi unutmuyoruz. Aksi takdirde activity not found hatası alırız. Şimdi bakalım şunları bir kapatalım. Internal storage demo. Evet, cache storage'ı işleyeceğimiz arayüzümüz bu şekilde. Burada daha fazla karmaşıklaştırmamak adına dosya adını ben kullanıcıdan almadım. Şurada bir edit text'im var. Buraya yazılan veriyi şu buton sayesinde cache storage'ımızdaki dosyaya yazacağız. Buradaki buton sayesinde de o dosyanın içeriğini burada göstereceğiz. Alt kısımda aynı şekilde, bu sefer external cache, bunu bu derste görmeyeceğiz. Bizim sadece işleyeceğimiz kısım burası. Java dosyamıza baktığımızda orada görülen bütün view öğelerinin ekleme işlemlerini burada yaptık. Bu derste işte bu dosyaya kaydetme ve dosyadan silme işlemlerini yap. Şimdi gelin adım adım bu işlemleri yapalım. Öncelikli olarak dosyamıza veriyi kaydetmek istiyoruz ve kaydedilecek veriyi ben kullanıcıdan alacağım. String diyorum, cache data diyelim bunun adına. Ve bu datayı
Gördüğünüz gibi şuradaki edit text'ten alıyorum. Edit text internal cache data nokta ne diyorduk? Get text diyorduk. Daha sonra da bunu string'e çevirip buna atayalım. Şimdi benim kullanacağım metot neydi? Get cache'dir. Bu sayede ben cache dosyalarının tutulacağı dizine erişmiş oluyorum. Ve gördüğünüz gibi bu bana geriye bir file nesnesi dönüyor. File diyelim. Alt enter yapıp sınıfımızı import edelim. Ve de buna ne diyelim? Cache dizini deyip bunu buraya atayalım. Bu dizinde bir dosya oluşturacağım zaman new file diyorum. Yeni bir dosya oluşturmak istediğimi söylüyorum. Bu benden gördüğünüz gibi şöyle bir daha üzerine gelirsem iki parametre istiyor. File parent ve string child diye. Burada parent dediği kısım file tipinde gördüğünüz gibi dosyanın kaydedileceği dizinin adı. Daha sonra da dosyamızın adını yazacağız. Ben bunu nereye kaydetmek istiyorum? Şuradaki cache'lerin altına, yani cache dizinin altına, cache dizini diyelim. Daha sonra da dosyamızın adını yazıyoruz. Dosyamızın adı da cache dosyası diyelim. Nokta txt olsun. Bu da geriye bir file tipinde bir nesne döndürüyor. Bunu da aslında artık ne yapabiliriz? File cache dosyam diye burada bunu oluşturabilirim. Bunun gönderdiği file'ı buraya atıyorum. Şimdi bir dosyaya yazı yazarken ne yapıyorduk? File output stream'den bir nesne yaratıyordum. Bunu bir null'a atayalım şimdilik. Daha sonra kullanacağım komutum neydi? Önce bu file output stream'i açmam gerekiyor. Ya da şöyle yapayım. Şöyle yapalım. File output stream lazım bana dosyaya yazmak için. File output stream eşittir new deyip file output stream demem gerekiyor. Daha sonra buraya bir file nesnesi göndererek hangi dosyayı yazım modunda açacağımı söylüyorum. Benim göndereceğim dosya ne? Cache dosya. Bunu böyle yapıyoruz. Bu bize bir hata veriyor. Alt enter'a bastığımda surround with try cache diyorum. File not found exception fırlatabilir. O yüzden bunu burada ele almış oluyoruz. Daha sonra dosyayı yazarken neydi bizim komutumuz? Foc'yi kullanarak write deyip verilerimi byte byte bu dosyaya yazacağım. Bildiğiniz gibi direkt olarak buradaki datayı ben bunun içine yani string ifadeyi buraya yazamıyordum. Çünkü bu metot string'den, integer'dan, long'dan anlamıyor. Sadece byte'ı biliyor. O zaman buraya göndereceğim dosyayı yani veriyi getByte metoduyla ne yapıyorum? Byte'lara çeviriyorum. Yine alt enter deyip add catch close diyoruz. Bu sefer de IO exception fırlatabilirmiş. Onun bilgisini buraya verdi. Ve de böyle işlemlerden sonra neyi unutmuyorduk? Finally deyip oluşturduğumuz bu output stream'i kapatmayı unutmuyorduk. False nokta close deyip bunu kapatacağız. Ama gördüğünüz gibi buradaki FOC buradaki train içinde tanımlandığı için ben buna buradan ulaşamıyorum. O yüzden bunu dışarıya alalım. Burada oluşturalım. Null'a atayalım bunu. Ve de burada ona değeri atayalım. Gördüğünüz gibi bu sefer burada buna erişebiliyorum. Bu da kendi içinde bir try catch fırlatıyor. Surround with try catch dedim. Ve de bu işlemi de yaptık. Bir de ne demiştik? Bunun null olduğu durumlarda biz bu bağlantıyı ne zaman kapatalım? Eğer şurası çalışmışsa. Yani bir stream başlatılmışsa. Bu durumu da burada ele alalım. False eşit null'a eşit değilse buradaki işlemler yapılsın. Aksi takdirde yapılmasın. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Daha önce yaptığımız işlemlerden pek de bir farkı yok.
Bu sayede ben verilerimi ne yapmış oluyorum? Şurada belirttiğim cache dosyası.txt'ye yazmış oluyorum. Bu dosyada nerede? Cache directory'nin içinde. Burası bu şekilde. Dilerseniz şöyle bir kontrol edelim. Şu ana kadar bir hatamız var mı ve bu dosya nerede? Ben bunu görebilir miyim? Uygulamamız açılsın. Hatta açılırken biz buraya gelip bir tane toast mesaj gösterebiliriz kullanıcıya. Dosyaya yazıldı diye. Daha sonra da toast.short.show. Tekrardan başlatalım. Uygulama açıldı. Cache Storage Demo dedim. Gördüğünüz gibi ilgili kısma geldik. Emre dosya diyelim. Datayı internal cache'e kaydet. Dosyaya yazıldı dedi. Bunu ben görebilir miyim? Evet. Şuradaki Tools'un altında, Android'in altında Android Device Monitörü açarak ilgili dizine giderseniz bu dosyayı orada görmeniz mümkün. Şu metodu da şunun üstüne alalım bu arada. Birazdan bunun içeriğini dolduracağız çünkü. Açıldı. Çalışan emülatörüm burada gözüktü. Buradaki File Explorer kısmından öncelikle nereye gidiyorduk? Datanın altına gidiyorduk. Buradaki küçük harflerle yazılmış olan datanın altına gidiyoruz. Burada uygulamamızın package'ını bulacağız. Com neydi? Android File sistem örnekti. Gördüğünüz gibi burada file'lar var. Daha önce oluşturduğumuz yani internal storage'a attığımız dosyalar buradayken bir de cache diye bir klasör çıktı ve cache dosyası.txt diye bu burada gözüküyor. Bunu şöyle masa üstüne bir atalım. İçeriğine bakalım. Verilerimiz düzgün bir şekilde yazılmış mı? Şurada gördüğünüz gibi Emre dosya diye verimizin içeriği de yazılmış. Yani bir sıkıntı yok. Dosyamızı düzgün bir şekilde oluşturup içeriğini oluşturmuşuz. Şimdi peki bu dosyadan veri okurken ne yapıyoruz? Yine internal storage'da yaptığımızdan çok da farklı bir şey yapmayacağız. Öncelikle ne yapmamız lazım? Yine bir file'a file nesnesine cache. Yani aslında şurada yaptıklarımızın aynısı. Şunları şöyle bir kopyalayalım. Önce okuyacağım dosyayı buluyorum yani bu şekilde. Cache dizinini aldık. Cache dosyamın bu olduğunu belirttim. Şu an için herhangi bir dosya açma kapama işlemi yok. Dosyamızı açmak için kullanacağımız sınıf neydi? File input stream'di. FIS diyelim eşittir null diyelim. Daha sonra bu FIS'yi new File Input Stream diyoruz. Bu benden okunacak dosyanın gördüğünüz gibi şurada file tipinde bir nesne bekliyor. Bu okunacak dosya demek. Cache dosyamı buraya yolluyorum. Bir hata alıyoruz. Alt Enter'a basıp bunu Surrend with Try Cache diyoruz. Dosyanın bulunamayacağı hatayı ele aldık. Daha sonra dosyayı okurken bu sefer nasıl ki burada write'da yazıyorsak read komutuyla bunu okumam gerekiyor. Read ile okurken while diye bir döngü başlatıyorduk. Çünkü bunun içindeki verileri biz byte byte okuyacağız ve her bir byte'ı ne yapacağız aslında bir integer read diye bir değişkeni atayacağız. Daha sonra şöyle yapalım. Pardon. FIS.read deyip gördüğünüz gibi bir integer geri dönüşü varmış bunun. Read ile okuduğum bu dosyayı ben şurada tanımladığım read'in içine atıyorum. Yani burada bir integer değer okudu, bunun içine attı ya. Ne zamana kadar çalışacak bu? Şunu şöyle, şu ifadeyi eşit değil, eksi 1'e kadar. Eksi 1'e kadar bu döngü dönecek. Umarım anlaşılmıştır burası. Şöyle yapalım. Dosyayı karakter karakter okuyorum. Her bir karakter bir integer değere
karşılık geliyor. Bu değeri buraya atıyorum ve bu döngünün eksi bir, yani dosya sonunu görene kadar dönmesini istiyorum. Daha sonra bunları biz ne yapalım? Burada bir hatamız mı var? Bir IO exception fırlatmış. Alt enter deyip class code'u da buraya koyalım. Bunları bir yerde biriktirelim. Bu biriktirme işlemleri için biz ne kullanıyorduk? String buffer. Buffer diyelim. Şimdi burada bir karakter okuduk. Integer, ama dikkat edin. Bunu ben buffer'ıma eklerken ne yapacağım? String buffer nokta append deyip buna ekleyeceğim. Bu pek çok parametre alıyor. Integer de alıyor, ama bu sefer ne olur? Sizin buffer'ınızın içinde integer değerler olur. Ben önce buna read'i yolluyorum. Bu olabilir. Ama dediğimiz gibi biz bu buffer'ı sonradan kullanıcıya gösterdiğimizde normal işte emre gibi bir yazı yerine integer değerler alırız. Buradaki bu integer değerleri buraya atmadan önce karaktere çeviriyoruz. Bildiğiniz gibi her bir harfin, sembolün integer bir değeri vardır ASCII'de. O değerlere göre karakteri çevirip buffer'ımıza atıyoruz arkadaşlar. Ve bu while bittiğinde dosyanın bütün içeriği okunmuş olacak ve benim buffer'ımın içinde tutulmuş olacak. Try kısmı bu şekildeydi. Cache'leri yaptık. Finally kısmında da, yani en son kısımda da ne yapalım? Diyelim ki eğer f ise eşit değilse null'a, yani bir file input stream çalıştırılmışsa, başlatılmışsa f ise'yi ne yapalım? Kapatalım. Bu da kendi içinde bir try catch istiyor. Evet. Bu sayede ben dosyamdan verileri okumuş oluyorum. Ve de en son kısımda burada bitiyormuş. Burada okuduğum verileri nerede göstereceğim? Şuradaki text view internal cache content'in içinde göstereceğim. Text view internal cache data nokta set text deyip buffer'da okuduğum, buffer'da olmuş olan verileri ben kullanıcıya göstereceğim. Bir kontrolümüzü yapalım. Şuradan Enable ADP Integration'ı seçiyoruz ve çalıştırıyoruz. Uygulamam açıldı. Case Storage Demo'ya git dedim. Daha önceden zaten bir dosyamız vardı. Bir daha yazmaya gerek yok. Internal Cache'den datayı getir dediğimde gördüğünüz gibi oluşturmuş oldu. Selamlar diyelim. Aynı dosyaya farklı bir veri atayalım. Ve bunu göster dediğimde gördüğünüz gibi dosyadan gitti, veriyi okudu. Dediğimiz gibi bu nerede gözüküyordu? Şuradaki cache klasörünün altında cache dosyası olarak oluşturuldu. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Ayarlar kısmından uygulamamızı burada bir bulalım. Neydi bizim file system örnekti? Girelim. Şimdi gördüğünüz gibi storage kısmında 1.67 MB'lık bir alan kullanılıyormuş. Bunu bir tıklayalım. Şimdi şuraya dikkat edin. Benim internal storage'a kaydettiğim dosyalar files'ın altında, cache'de de cache dosyalarım bulunuyor. Cache'i sil dediğimde direkt cache'i sildi. Yani bu bir uygulamada buraya bastıydınız, cache klasörünün içeriğini temizliyor. Buradaki datadan takdir edersiniz ki burayı silecek. İsterseniz yapalım. Clear data dedim. Bütün dosyalar, ayarlar, hesaplar, hatta database'ler bile silinecek diyor. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi onu da sildi. Ve benim bunun içinde, yani bu package'in içinde herhangi bir dosya kalmadı arkadaşlar. Evet, umarım cache kısmı da anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.